Fanatik. İşte Galatasaray'ın yıldız adayları. Galatasaray yönetimi, futbolun başına getirilen Kempos ve Sensibile'nin, scout ekibiyle birlikte 40 oyuncu önerdiğini, bunların 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklarken gündemdeki bazı isimler ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların ilk olarak Avrupa'da oynayan genç gurbetçilere yöneldiği öğrenildi. Yasin Cam, hem Galatasaray'a hem de Türk futbolunu kurtaracak projenin ilk adımları olarak lanse edilen sarı kırmızılı kulüpteki yeni sisteme dair ilk ipuçları ortaya çıktı. Sportif danışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi de sportif direktör olarak Pascual Sensibile'yi futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Florya'ya getirebilmek. Böylece bu oyuncuları geliştirerek hem sahada hem de kasada kazanmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, tüm kaos dolu günlere rağmen şimdiden transfer çalışmaları doğrultusunda kolları sıvadı. Kesenin ağzı açılıyor. Galatasaray yönetimi, Kempos ve Sensibile'nin scout ekibiyle beraber hazırladığı 40 oyunculuk havuzdan 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklamıştı. Türkiye'de giderek artan yerli oyuncu mecburiyeti sebebiyle, önceliğin Avrupa'da oynayan gurbetçilere verildiği öğrenildi. Gündemde hem tanıdık hem de keşfedilmeyi bekleyen bazı isimler bulunuyor. Yönetimin göreve devam etmesi halinde, yaz döneminde bu transferler için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor. Doğan'a teklif hazırlığı. Kaleci konusunda listenin ilk sırasında, Kayserispor'dan Rennes transfer olan ve müthiş bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki Doğan Alemdar var. Fransız kulübü, 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı genç eldivenden kolay kolay vazgeçecek gibi görünmese de Galatasaray cephesi uygun bir teklif hazırlığı içerisinde. Stoper konusunda ise daha önce de gündeme gelen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan, Gençler Birliği'nin 23 yaşındaki savunmacısı Arda Kızıldağ ön planda. 16'lık iki bek radarda. Sağ bekte en güçlü aday, Sassuolo'nun 22 yaşındaki milli oyuncusu Mert Müldür. Sarı Kırmızılılar, Mert için ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor. Schalke'nin 16 yaşındaki sağ beki Batuhan Yavuz da adaylar arasında ve sezon sonunda kontratı bitecek olan genç oyuncuyla şimdiden bir görüşme yapıldığı ifade ediliyor. Sol bekte ise Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki oyuncusu Eren Elmalı'nın yanı sıra Freiburg'un 16 yaşındaki yeteneği Berkay Yılmaz ismi öne çıkıyor. Gurbetçi oyuncunun transferine de yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Bayern Kenan'ı bırakırsa, orta saha için gündeme gelen 16 yaşındaki Kenan Yıldız ise potansiyeliyle iştah kabartıyor. Bayern Münih forması giyen 1.85'lik orta saha oyuncusu her iki ayağını da kullanıyor, merkezde, forvet arkası ve kanatlarda görev yapabiliyor, sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Kempos ve Sensibile'nin, 6 ve 8 numara ile kanatlar için daha çok yabancı yetenekler üzerinde durduğu da gelen haberler arasında. Golcü alternatifi çok. Forvet adaylarından biri, Bursaspor'dan ayrılıp Frankfurt'a giden ve Nijmegen kiralanan Ali Akman. 19 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başladığı öğrenildi. Vaford'un 19 yaşındaki 1.96'lık kule santrforu Thiago Çukur da yakından takip ediliyor. U21 Türk milli takımının formasını da giyen genç golcünün, İngiliz kulübündeki sözleşme opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusu, transfer sürecini doğrudan etkileyecek. Hollanda'nın Alkmaar takımında yetişen 18 yaşındaki 1.82'lik forvet Yusuf Barasi, transfer gündemindeki bir diğer genç. Yusuf, Hollanda alt yaş takımlarında forma giydikten sonra tercihini Türkiye'den yana kullandı. Yusuf Barasi'den de önümüzdeki dönemde büyük bir patlama yapması bekleniyor. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.